Sevgili kardeşlerim, Z kuşağı hakkında biraz konuşacağız sizlerle. Biz Z kuşağını en baştan söyleyelim, karşıyız. 1997'de X kuşağı dediler, yani teknolojiyle yeni tanışan kuşak dediler. 2010'a kadar devam etti. 2010'dan sonraki kuşak da teknolojiyle tanışıp, teknolojiyle doğup, teknolojiyle büyüdüğü için Z kuşağı diyorlar. Yok böyle bir şey kardeşim. Biz dini İslam olarak biliriz ki, Hazreti Ali Efendimiz'in sözü şöyledir. Siz çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil de onların kendi zamanlarına göre yetiştiriniz. İşte biz çocuklarımızı her zaman kendi zamanlarına göre yetiştirdiğimizden 600 yıl dünyaya hükmetmişiz. Ne zaman ki çocuklarımızı biz kendimiz yetiştirmeyi terk etmişiz, eğitim sisteminde tekke ve zaviyeyi terk etmiş, milli eğitim adı altında ne olduğu, ne öğrettiği belli olmayan okullara gönderdirmişiz. O zaman çocuklarımız teker teker elimizden çıkmış. Ahlak yoksunu olmuş, vicdan yoksunu olmuş, devletin işine geldiği zaman da devletin başına geçtiklerinde de adaletsiz hareket etmişler. İşte bakın düzen bu düzen. Evet. X kuşağı, Z kuşağını da aynı yapmak istiyorlar. Z kuşağındaki çocuklar daha 12 yaşında olmakla beraber agresifleşiyorlar ya da çok duygusallaşıyorlar ya da anne ve babalarına küsüp odalarına kapanıyorlar ya da anne ve babalarına hakaret edebiliyorlar. Anne ve babalarını hiçe sayarak o anne ve babalarının bulunduğu odada istedikleri şekilde ayaklarını uzatarak oturabiliyorlar, yatarak oturabiliyorlar. Neden? Edebi erkanı öğretecek ne bir okul kalmış, ne de edep erkanı öğretecek bir aile yuvası olmuş. Çünkü Z kuşağı denilen kuşakta insanların boynuna maddiyatı yüklemişler, kadın erkek evde çalışmak zorunda kalmış, çocukları kreşlerde anne ve babalarının, annelerinde veya babalarının yanında, yani anneannelerinin ve babaannelerinin yanında yahut da bakıcıların yanında büyümeye başlamış. Çocuk bunlardan ne öğrenecek? Toplumda ferdileşmiş, toplumsal yaşamdan uzak kalmış, egoistleşmiş bir nesil olarak yetişecek. Oysa bizler toplumda yaşayan birer fert olarak mahallede birleşeceğiz. Konu komşuyla birleşeceğiz, kısım akrabalarla birleşeceğiz. Bir bütün olacağız. Bizim bütünlüğümüzü bozmak için Z kuşağına hep beraber ferdileşmeyi öğrettiler. Gerek sistematik olarak, gerek eğitim ve öğretim sisteminde olarak. Bugün öyle insanlar var ki aynı binada 20 yıldır oturuyorlar, birbirlerini tanımıyorlar, çoluk çocuklarını da tanımıyorlar. Ne oldu Z kuşağı? Ne oldu birlik beraberlik? Bugün ferdileşen insanlar yarın herhangi bir müdahalede vatan bölünmezliğinde birleşebilecekler mi? Din bütünlüğünde birleşebilip de saf tutabilecekler mi? Aynı bayrak, aynı millet, aynı vatan, aynı devlet üzerinden hareket edebilecekler mi? Hayır. Ferdileşen insan kopmaya müsait olmuş, incelmiş bir ip gibidir. Hemen kopabilir. Biz istemiyoruz. Biz kuşaklarımızın ferdi yaşamasını istemiyoruz. Çocuklarımızın egoist olmasını istemiyoruz. Anne ve babalarının dizlerinin dibinde büyümesini istiyoruz. Kadınlarımızın evde oturmasını da mı istiyoruz? Evet, onları da istiyoruz. Okusunlar, öğrensinler, üniversite diploması alsınlar. Hatta bir kadın 5 üniversite dahi okusun. Ama bilgili bir anne olarak çocuklarının başında dursun. Kısım akrabalarını tanısın. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirsin. Komşuluk bağlarını kuvvetlendirsin. Vatan sevgisini, dini İslamiyetle bütünleşmeyi öğretsin evlatlarına. Ama gerek emperyalist güçlerin, gerekse sistemin etkisinin altında kalan insanlar egoist bir şekilde Z kuşağı diye çocuklarımızı adlandırmaya hakları yoktur. Bizim hiçbir zaman Z kuşağımız olmayacaktır. Bizim bütün kuşaklarımız alfa olacaktır. Kıyamete kadar iyiliği bilen,
bölüşmesini bilen, paylaşmasını bilen, kardeşçe yaşayan, herkesle iç içe olan, dostunu, düşmanını bilen, aynı zamanda dini İslam'ı yaşayan, Allah'a layık veç ile kul olan, Habibilerine layık veç ile ümmet olan bir nesil olsunlar istiyoruz. Z kuşağı olunmasına, Z kuşağı denilmesine de karşıyız. Allahu Teala Hazretleri bu sistemi inşallahurrahman dini İslam üzerine döndere. Aksi takdirde bu sistemde yetişecek emperyalist güçlerin etkisi altına girecek bir çoluk çocuk vermek istemiyoruz. Çoluk çocuğumuzu emperyalist güçlerin egemenliği altında büyümesini de istemiyoruz. Allahu Teala vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Evlatlarımızı da ferdileştirmesin. Allahu Teala hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Topluluktan ayrılmayın. Parçalanıp bölünmeyin diyor. Ama emperyalist güçler kanunlarla, yasalarla, genelgelerle bizim evlatlarımızı bizden alıyorlar. Ferdileştiriyorlar. Uyanın millet, uyanın. Ne zamana kadar uyuyacaksınız? Allah cümlemizi uyandıra. Çoluk çocuğumuza, neslimize sahip çıkmayı nasip eyliye. Yine diyoruz biz Z kuşağı diye bir terim istemiyoruz. Z kuşağı terimine de karşıyız.